LED'lerde sistem verimini etkileyen etkenler üzerinde biraz daha ayrıntılı durmak gerekirse, öncelikli olarak LED çipin kalitesi elbette ki önemli. Burada ilk lümen çıkışı yani 25 santigrat derecede oda sıcaklığındaki lümen değeri önemli. Bunun yüksek olması gerekir. Bununla birlikte çalışma sıcaklığı ile 25 santigrat derecedeki lümen değerleri arasındaki oran, yani sıcaklık faktörünün de 1'e yakın olması LED'in kalitesinin daha iyi olduğunu bize gösterir. LED'in kalitesi. Bununla birlikte sürücünün kalitesi önemli elbette. Burada çünkü güç kaybı %50 ile %10 arasında değişebilmekte. Yani %50'ye kadar fazla güç kaybı neden olunabilmekte. Dolayısıyla sürücünün de kaliteli olması gerekir. LED'li armatürlerin sistem veriminin yüksek olmasında. Sürüş akımı önemli bir başka etkendir. Sürüş akımı yüksek olduğunda genellikle 350 mA'dır. Bunun 700 mA olması durumunda lümen çıkışı da yükselir. Evet, bu ilk etapta biraz daha verimli gibi bir etki sağlamakla birlikte bir süre sonra jonksiyon sıcaklığında daha fazla yükselmeye neden olur bu durum. Bundan dolayı da jonksiyon sıcaklığı daha fazla artacağı için daha fazla güç tüketimi de artabilir. Bu daha fazla güç tüketimi de sonuçta daha düşük sistem verimine neden olmaktadır. Jonksiyon sıcaklığının artması aynı zamanda daha hızlı ışık akısı azalmasına neden olacaktır. Bu da ömür yönünden olumsuz bir duruma neden olur. Dolayısıyla yararlı ömrün daha kısalmasına neden olabilir. Dolayısıyla sürüş akımı yüksek olduğunda ilk etapta verimliymiş gibi algılanan armatür bir süre sonra daha hızlı verim kaybına neden olur ve aynı zamanda ömür azalmasına neden olabilir. Bunların dışında LED'li armatürlerde sistem verimini etkileyen bir başka etken de ısı yoludur. Yani her zaman söylediğimiz gibi LED'de ışık elde edilmesi esnasında oluşan ısının hızlı bir şekilde jonksiyon bölgesinden taşınma yoluyla uzaklaştırılması gerekir. Daha uzun ömürlü ve verimli olması için. Bu nedenle de ısıyı ileten malzemelerin kullanılması önemlidir. Armatürün yapımı esnasında, üretimi esnasında. Burada farklı katmanları görmektesiniz. LED armatürün farklı katmanlarını görmektesiniz. LED'ler PCB üzerinde yer almaktadır. PCB, Printed Circuit Board, LED'lerin yer aldığı bir paneldir. Bu panel üzerinde oluşan ısının hemen altındaki arayüz aracılığıyla hızlı bir şekilde dış soğutucu mekanizmaya iletilmesi önemlidir. Dolayısıyla burada kullanılan malzemenin ısıyı ileten kaliteli metaller olması, malzemeler olması da sistem veriminin yüksek olmasını sağlayan etkenlerdir. Tabii ki armatürün boyutu ve hacmi de hava sirkülasyonunu etkileyeceği için sistem verimini etkileyebilir. Olumlu ya da olumsuz şekilde. Armatür yani, koşulları ne kadar iyiyse soğutma hızı da artacaktır.